Yeniden beraberiz TR1 izleyenleri. Oylum Tan'la sabah neşesinde yine çok önemli bir konuya değineceğiz. Ve tabii doktorumuz, profesörümüz yanımızda, stüdyomuzda. Özellikle bize canlı bağlantıyla ulaşmak isteyenler, skolyozu merak edenler, ne olduğunu veya omurilikle ilgili biliyorsunuz doğuştan kalıtsal olabilir ya da sonradan oluşan bir takım eğrilikler olabildiğinden biliyorsunuz söz konusudur. Bunlardan konuşacağız. Yani konumuz skolyoz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bilim dalı profesörü ve hocası yanımızda Murat Bezer bizlerle efendim. Öncelikle hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Renk kattınız programımıza. Çünkü çok önemli bir konu. Skolyoz birçok kişinin özellikle değil mi çocuk hastalarda, yetişkin hastalarda, çocuk hastalarda çok problem oluşturuyor. Tabii tedavi yöntemleri çok değişti diye biliyorum. Siz de zaten çok yeni yöntemler de uyguluyorsunuz. Evet. Bir hoca olarak ve ortopedist olarak. Ben hemen bir giriş yapacağım konuya. Skolyoz nedir? Ve skolyozla birlikte omurilikte ne gibi farklılıklar oluşuyor efendim? Ve bu bir hastalık mıdır? Hastalıktır. Evet. Skolyozu tanımlamak gerekirse halkın ilk gördüğü şey omurganın yana doğru eğikliği. Evet. Aslında bu sadece bir yana eğiklik değil. Gördüğünüz mesela skolyozik bir maket. Aynen. Yana doğru bir eğiklik var. Arkadan bakıldığında omurga. Evet. Aynı anda normalde vücudumuzda belde bir çukur ve sırtta bir öne doğru eğiklik vardır. Bunlarda bozulma, bel çukurunun artması ya da sırt eğikliğinin azalması. Artması ya da bel çukurunun gene azalması ya da artması şeklinde tanımlanıyor. Aynı zamanda eşlik eden bir de rotasyon dediğimiz dönme. Aksi etrafında dönme de mevcut. Yani skolyoz temel olarak bir yana eğikliktir. Evet. Ama eşlik eden bel çukuru, sırttaki eğiklikte artış azalma artıp dönme olabilir. Evet. Yani aslında üç boyutlu bir deformite. Çünkü üç tane yani üç boyutlu deformite dedik. Çünkü üç ayrı omurdan oluşuyor değil mi? Yani omurilik biraz bahsedelim mi? Gerek omurga var mı sizce? Üç ayrı bölgeden oluşuyor. Bölgeden oluşuyor. Boyun bölgesi. Evet. Sırt bölgesi. Ve lomber bölge. Bunun altında gene omurganın devamı. Sakrum dediğimiz leğen kemiğinin arkası ve çok küçük bölgeye koksik adlandırdığımız kuyruk sokum var. Bunlar da omurga sayılabilir. Evet tabii. Omurganın parçaları. Bu bölgelerde sayıları farklı sayıda omurlar var. Her biri bunların birer omur ve bunların arasında diskler var. Evet. Şu gördüğümüz zaten ekranda da izleyicilerimiz görüyor. Bu skolyotik omurga. Evet skolyotik. İlk omurga. Eğik olan. Tabii şimdi eğik olan dedik. Şimdi bunun yani hastaların bu rahatsızlığın ana sebebini neyi bağlıyoruz? Nelerdir ana sebepleri Murat Bey? Birkaç grup var. İlk grup nedeni bilinmeyen diye adlandırılıyor. Idiopatik skolyoz grubu. Bu genelde ergenlik çağında ortaya çıkıyor. Ergenlik çağı. Daha küçük yaşlarda da görülebilir. En sık olduğu grup ergenlik çağı. Kızlarda daha çok olan bir hastalık. Neden ve kız çocuklarında veya kızlarda daha fazla oluyor? Skolyozun özelliği böyle. Kızlarda daha çok oluyor. İşin garip tarafı bu nedeni bilinmeyen denilse de bir bakın genetik özellikler var ki ailelerde hastanın yakınlarında araştırıldığında birinci derece ve ikinci derece akrabalarda skolyozlu hastalarla karşılaşıyoruz. Yani genetik bir temel var aslında. Yani doğumla alakalı olabilir mi? Kadınlarda. Doğumla çok alakalı değil. Kalıtsal yani doğumla gerektirdiği bir deformasyon olabilir mi? Doğumla çok ilgili değil. Doğumla ilgili değil. Yalnız bir tek şey var. Bifida denilen bir hastalık vardır. O skolyoz veya omurga deformitesine sebep olabilir. O biraz işte doğum öncesi kullanılan vitaminlerin eksikliğine bağlı gelişebiliyor. Ama ayrı bir şeydir. Yer çekimsel bir sebebi olabilir mi? Bu teorilerden biri. Ama ispatlanmış değil. Evet. Yani bilimsel olarak tabii hocanız çok daha iyi bilir. Aklıma o geldi çünkü. Neden yani bir omur eğilme bu söylediğin şey çok doğru. Mesela skolyoz 4 ayak üzerindeki hayvanlarda yok gibi. Enteresan. Sadece insanlar. Omurga biliyorsunuz aksi olarak yük taşır. Ayakta yük taşır. İnsanlar da omurga üzerine yük. Ayakta olduğumuzda biner. O yüzden omurganın eğilmesi daha fazla
ayakta duran... Yani yer çekimsel bir sebebi olabilir gibi duruyor. Tabii. Yer çekimiyle ilişkisi var denilebilir. Denilebilir. Peki tabii. Erken yaşta skolyozla ilgili bir tanı koyuldu, teşhis koyuldu. Daha mı farklı tedavi ediliyor? Şimdi erken yaştaki skolyoz çok büyük bir problem. Çünkü küçük yaşta görüldüğü zaman skolyozun daha fazla ilerleme ihtimali var. Özellikle yüksek açılı bir skolyozsa küçük yaşta bu büyük bir problem yaratabiliyor. Çünkü omurga biliyorsunuz büyümeye devam ediyor. Büyümeye devam ettiği sırada omurganın yükseklikleri de artıyor. Tabii. Ama sizin erken yaşta bir skolyozunuz varsa bunu bir şekilde tedavi etmeniz lazım. Nasıl tedavi edebilirsiniz? Tedavi ederken ya durdurmanız lazım bunu ya da düzeltmeniz lazım. Peki. Ki artmasın. Durdurmak için ya da düzeltmek için bir takım tedavi uyguluyorsunuz. Durdurmak için özellikle mesela korse tedavisi uyguluyoruz. Ya da bu ilk tedavi değil mi? Yani tamam birkaç yöntem var. Denilebilir. Korse tedavisinde amaç çocuğun omurga büyümesi tamamlanana kadar skolyoz ilerlemesin. Ya da ilerliyorsa bile çok ilerlemesin. Çok ilerlemesin. Mümkünse bir miktar geriletilebilsin. Ve bu sırada omurgası büyürken gövdesi buna adapte olsun. Yani şunun için bunun tedavisini omurga büyümesi tamamlamadan yapmaya kalktığınızda yapılan ameliyat şöyle bir şey. Bu omurga birbirine tutturuyoruz. Ve birbirine koyduğumuz her seviyeye koyduğumuz vidalar ya da çubuklarla tutturup, düzeltip, ortakta çekip, normale çevirdikten sonra kaynatıyoruz. Yani yekpare bir hale getiriyor. Ama onu çevirebilir miyiz şöyle? Evet. Çünkü sonuçta... Bu tedavide kullandığınız bir... Evet. Tedavide kullanılan tedavi yönteminden bir tanesi. Metot. Metot. Daha çok büyümesi tamamlanmış ya da tamamlanmaya yakın kişilerde uygulanır. Mesela çocukta uygulayacaksanız ergenlik çağında büyümesi tamamlanmış ya da tamamlanmaya yakın kişilerde uygulanır. Yapılan işlem nedir skolyoz cerrahisinde? Seviyelere, omurganın ilk olduğu seviyelere vida ya da hook dediğimiz kancalarla tespit ediyoruz. Hangi materyallerden yapılıyor? Bunlar genelde son zamanlarda titanyumdan yapılıyor. Eskiden, çok güzel bir soru sordu hocamız. Daha farklı materyaller, paslanmaz çelik kullanılıyordu. Ama son zamanlarda titanyumdan yapılıyor. Dayanıklılığından ötürü. Bir dayanıklılık söz konusu. İki, vücudun elastikiyetine daha yakın. Üçüncüsü, bunlar manyetik olarak inert. Yani mesela MR'a sokabiliyorsunuz titanyum malzemeyi. Manyetize olmuyorlar. Çünkü MR tabii onların hepsine geleceğiz de hocam. Skolyoz aslında baktığımızda sonradan oluşan bir hastalık değil Sefa hocam. Değil mi Murat Bey? Yani sonradan da oluşabilir ama... genelde vakalar sonradan mı ya da böyle bir ayrım yapabiliriz? Birkaç tipi var. Konjenital skolyoz dediğimiz skolyoz doğuştan olan omurgaların eksik ya da yetersiz oluşumuna bağlı gelişen bir skolyoz tipidir. Bu doğuştan vardır. Doğuştan. Sonradan oluşan skolyozlar mesela travmatik skolyoz dediğimiz omurga kırığına ikincil gelişen, dejenatif skolyoz dediğimiz yaşlanmaya bağlı, eskimeye bağlı, artrite bağlı gelişen. Evet. Peki fıtıkla bağlantısı var mı? Ya da fıtığa sebebiyet verebiliyor mu? Dejenatif skolyoz denilen tipi skolyozun fıtıkla ilişkisi olan tipidir. Eşlik eden fıtıklar, dar kanal dediğimiz omurga ilk kanının daralması, bunlar da görülebilir. Evet. Bir ikinci tipi var, nöromusküler skolyoz dediğimiz. O nedir? Mesela kas hastalıkları, felçler, çocuk felci, o tip hastalıklarda kas iskelet sistemindeki dengenin bozulmasına bağlı gelişen skolyoz tipidir. Ama en çok, en büyük grubu genelde seni bilinmeyen diye adlandırdığımız idiopatik skolyoz grubu. Teşhisi nasıl yapıyorsun? Güzel. Şimdi ben çok meraklıyım şimdi. Birlikte sunuyoruz artık dermişim. Şimdi teşhisten önce Sefa Hocam, ben profesörümüze Murat Bey'e bir şey sormak istiyorum. Çünkü erken yaşta saptamam biliyorsunuz skolyoz yani uygulanan o tedavi yöntemi korse tedavisi diyoruz. Onun dışında korse tedavisini biraz anlatalım dilerseniz. Nasıl uygulanıyor, ne kadar süre takılması gerekiyor, ağrı verir mi, acı verir mi? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Korse tedavisi skolyozun aslında tedavisinden daha çok durdurulmasını veya yavaşlatılmasını hedefleyen bir tedavi.
yapılan işlem eğikliği, mesela şöyle bir eğikliğimiz var. Bunun ters tarafına doğru vücudu dışarıdan ittirmeye çalışmak. Evet, sabitlemeye mi çalışmak deneyimi? İttirip düzeltmeye, şunu şöyle ittirmeye çalışıyorsunuz. Yani buradan bir bantla bu tarafa itiyorsunuz, buradan bir bantla bu tarafa. Tam tersine skolyozun köşesinden de apex diyoruz öyle. Evet. Karşı tarafı iterekten korseyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Birkaç tip korse var. Bunların sert etrafında metal çubukları ve poliyetilen ya da kayışları olan korseler var. Bir de son zamanlarda çok popüler olan daha çok hastanın skolyozu öldüğü tarafa eğilmesine izin vermeyin. Şu anda da ekranlarımızda görüyorlar. Bu cerrahi ile ilgili. Evet, bu cerrahi ile ilgili. Burada da zaten sevgili izleyenler bakın. Başka bir tedavi. Başka bir tedavi. Onların hepsine geleceğiz. Burada telefon numaralarınızı hatırlatacağım ben Murat Bey. Çünkü size canlı olarak soru sormak isteyenler olacaktır. 0212 alan kodu sevgili izleyenler. 659-56-96 659-56-96 skolyozu konuşuyoruz. Profesör Doktor Murat Bezer ile birlikte ve bakalım ne gibi tedaviler uygulanıyor. Özellikle de son dönemde özellikle yurt dışından getirilen bir malzeme ile birlikte, materyalle birlikte de kesin çözüm, kesin tedavi tek bir ameliyatla oluyor, yapılıyor. Bunu da zaten Türkiye'de çok az kişi yapıyor. Bunlardan biri de Profesör Doktor bizim konuğumuz Murat Bey yapıyor efendim. Evet, devam edelim. Korse dışında başka tedaviler neler efendim? Biraz onlardan bahsedelim. Biraz korse üzerinde durum isterseniz. Nasıl isterseniz, tabii ki. Korse tedavisinde biz hedefimiz isteriz ilerlemesini engellemek. Ama bazı hastalarda korse tedavisi yeterli olmayabiliyor. Niçin yeterli olmayabiliyor? Öyle yüksek bir eğrilik var ki çocukluk çağında korseyi uygulasanız da başarısız oluyorsunuz. Artmaya devam ediyor. O zaman çaresiz kalıyoruz. Bir tedavi yapmamız lazım. Alternatif tedavi nedir? Düzeltip oldu pozisyonu üretmek. Ama bunu yaptığınızda da omurlar birbirine kaynatıldığı için çocuğun omur büyümesi, omurgan büyümesi duruyor. Yani düşünün. O zaman omuzlaması da evet, çok yani kısalır ama boyu daha doğrusu gelişimi tamamlayamaz. Omurlar büyümediği için gövde kısa kalır. Evet. Boy uzaması belki bacaklardan devam eder ama gövde de kısa kalır. Olmaz. Düşünün çocuğun gövdesi 7 yaşındaki haliyle kalmış, omurgası düz fakat kısa, fakat bacakları uzamış. Ne olur? Proporsiyonlar bozulur. Garip bir gövde. Görünüş açısından, sağlık açısından da sağlık açısından bir problemler var. Tahmin ediyorum. Sağlık açısından da kısa bir gövdede hem omurilik kanalının gelişmesi eksik olacaktır. Hem de gövde kısa olduğu zaman buradaki hacminiz de küçük olacak. Evet. Mesela akciğerin hacmi daha az olacak. Çok organları etmeyecek bir şey bu. O zaman alternatif bir tedavi planı lazım. Alternatif planı nedir? Öyle bir tedavi yapmalıyız ki skolyoz ilerlemeyecek, ilerlemesini engelleyeceğiz ya da az ilerleyecek. Mümkünse geri çevireceğiz. Evet. Artı omurga büyümesi de devam edecek. Onun için onun nasıl oluyor peki? Nasıl bir semptom, nasıl bir şey çıkar ortaya? Öyle bir tedavi. Bu yıllardır uygulanan bir tedavi aslında. Büyüyen çubuklar diyoruz. Evet, büyüyen mesela çubuklar. Mesela şunun yerine iki tane aşağı bir de konuyor, iki tane de yukarı bir de konuyor. Bu arayı hiç açmıyoruz. Burası büyümeye devam ediyor. Evet. Çubuk buradan buraya uzatıyor cilt altından. Bu kemiklere hiç dokunmadan. Ve bu büyümeye devam ediyor. Yalnız burada sıkıntı arada bir kriko sistemi var. Ara ara açıp uzattığımız sistem var. Eskiden yapılan uygulamalarda bu kriko sistemi açılıp tek tek her 6 ayda buradan bir miktar uzatma yapılaraktan çubuktan çocuğun omurgasının büyütmeye devam edilmesi sağlanıyor. 6 ayda bir açılır derken cerrahi müdahale. Şimdi yeni bir sistem var. Mesela. Her seferinde bu şekilde oluyor ve her seferinde bu oluyor. Yani çocuk için de özellikle erken yaşta maalesef bu hastalığa tedavisi uygulanan çocuklarda da büyük bir travmatoloji, yani travmatik durumlar da çıkar diye düşünüyorum. Travmatolojik olarak. Çıkıyor, artı başka problemler de çıkıyor. Nasıl dersiniz? Mesela her 6 ayda bir buradan açtığınız düşün cildi. 6 ayda bir açılan cilt yarısında kapanmama. O böyle gibi enfeksiyonlar. Tabii. Ortaya çıkabiliyor. Bazen çıkarmak durumunda dahi kalabiliyorsunuz. Artı yaklaşık hesap edin 7 yaşında bir çocuk ameliyat ettiniz. 6 ayda bir 11-12 yaşına kadar
açıp kapadığınızı düşünün. Her seferinde bir anestezi alıyor. Evet. 6 ayda bir açtığınızda yaklaşık en iyi ihtimalle 12-13 ameliyat olur. Tabii. 12-13 kere anestezi aldığını düşünün. Yani. Ki tek seferde de tek seferde bitmiyor. Mümkün değil yani. Evet. Yani bu öyle dramatik bir şey ki hep basit bir ameliyat olacağınız zaman bile anestezi alacağım, ne olacak ne bilecek diye insanlar düşünür. 12-13 defa ameliyat ederekten çocuğun ömürgesini uzatmaya çalışıyorsunuz ve komplikasyonları açık. Evet. Yara problemleri, kocaman bir yara iziniz oluyor. Bunun yerine son zamanlarda alternatif bir ürün, bizim kullandığımız bir ürün. Evet. Bu bir çok gelişmiş, yüksek teknolojisi olan bir rod sistemi. Bunun evet. içinde bir manyetik motor var. Buradan üstten yine tutturuluyor iki vidayla, alttan da iki vidayla tutturuluyor. Evet. Ve bu cilt altından hiç omurganın ortadaki bölgesi açılmadan, evet. yani bölgesi hiç açılmadan sadece şuradan evet. cilt altına yüklenerek şuradaki iki vidaya, buradaki iki vidaya tutturuluyor. Ve konulduktan sonra arada bu manyetik motor olan bu çubuklara ara ara uzatmayı bir aletle yapıyoruz. Evet. Aletle nasıl yapıyoruz? Buradaki manyetik motora aleti dışarıdan zaten şu an şu gösterelim. Alet. Aynen gösterelim hocam. Nerede tutayım ben de size. Bir elektrik ötesi düşünün. Evet. Bu aleti üzerine yerleştirip bakın nasıl birbirini çekiyor. Aynen. Tuşları var. Cilt üzerinden yani hiç açmadan. Hastaya anestezi vermeden lokal şartlarda yani uzatıyorsunuz buradaki yatakta dahi yapılabilir. Evet. Üzerinde yerini belirliyorsunuz mıknatısla bir rodun motoru nerede diye ciltten bunu mesela yaklaştırdığınızda fark edeceksiniz. Bu arada manyetik rod evet. ismi sevgili izleyenler. Yeni bir teknik, yeni bir uygulama. Yerini bulduktan sonra uzatıyoruz. Evet. Amerika'da şimdi çok fazla tabii ülke ülke aslında baz alırsak en çok hangi ülkelerde maalesef skolyoz hastalığı oluşuyor ya da meydan açılıyor? Birçok ülkede çok fazla insidans konusunda veri yok ama ameliyat, cerrahi müdahale isteyen vakalar cerrahi vaka daha üçüncü dünya mı acaba ya da öyle bir ayrışma yapabilir miyiz doğru değil mi? Tiplerine göre de değişiyor mesela konjenital skolyoz ve nöromusküler skolyozdan öne üçüncü dünya ülkelerinde daha fazla ama gelişmiş ülkelerde daha çok idiopatik skolyozdan öne biraz daha fazla olabilir ameliyat isteyenleri ama total bakıldığında her zaman en yüksek olan idiopatik skolyozda çünkü en fazla o gözüküyor. Bütün grupların neredeyse %90'ına yakını idiopatik skolyoz dediğiniz tipidir. Yani o hangi tip oluyor? Sebep bilinmeyen, ergenlik çağına yakın dönemde oluşan skolyoz tipi. Evet maalesef. Tabii erken yaşta hani yapılan tedaviler de daha sonradan hani yapılan değişik tedavi yöntemlerinden daha farklı olur değil mi? Öyle düşünüyorum. Tabii. Yani bunu mesela erken yaşta yapılan manyetik rodla uzatmaya çalıştınız. Çocuğun gövdesi bilinmeye devam ediyor. Evet. Bizim öyle vakalarımız var ki çok yüksek açılar. Hatta daha önce başka cerrahi yapılmış yüksek açılı skolyozlar. Evet. Çocuk daha yani bir çaresizlik içinde yakınları. Onlara dahi bunu koyduğumuz oldu. Ve 2 yıllık, 3 yıllık takiplerimiz var. Onların sonrasında hocam bu arada hattımızda bir izleyicimiz var. Tabii. Merhaba demek istiyorum. Size sorusu olacaktır. Merhaba efendim. Kiminle görüşüyoruz? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Oğlumda var. Evet Semra Hanım. Evet skolyoz var oğlunuzda. Evet. Tamam. Hocamın sizi baş başa bırakayım. Lütfen anlatın. Ondan sonra sorunuzu alalım. Murat Bey karşınızda. Teşekkürler. Rica ederim. Evet buyurun Semra Hanım. Hocam merhabalar. Merhabalar. Benim oğlum %32 bel bölgesinde. Hı hı. Yaşı kaçtır? %32. Yaşı kaçtır? 19. 19 yaşında. Yetişkin. Yetişkin. Yeni fark ettik. Bir sene falan oluyor. Ses çok kaldı. Evet, Semra Hanım, daha lütfen bizi telefondan dinleyin olur mu? Tamam. Evet, 19 yaşında. Doktor Bey 19 yaşında şişlik ve kendisini fark etti. Bir tarafa daha şişti. Doktora gittiğimizde bu hastalığı öğrendik. Ameliyat dediler. %32 sizce ameliyat için gerekli midir? Yani 19 yaşındaki çocuk için 32 derecelik eğrilik ameliyat gerekli değil. Kaldı ki
küçük yaş grubu bile olsa çok ameliyat gerektiren bir skoliozu olduğunu sanmayalım. 32 derece ise, ama bunun 32 derece olduğundan kesinlikle emin olmanız lazım. Ama bizde ameliyat da önemli. Bir hata olabilir isterseniz. Yani konusunda deneyimli omurga cerrahlarından birine ulaşırsanız daha net konuşacaklardır sizinle. Dilerseniz Semra Hanım, telefonu kapatmadan ben sizi yayından alayım, yönetmenim alsın. Murat Bey'in hem hastanesini hem de kendi iletişim bilgilerini size aktaralım, olur mu? Murat Bey'le görüşürüz. Olursa bu ileriki yaşamında nasıl etkiler? Bir arkadaşı da oldu, böyle dimdik duruyor. İleride o eski durumuna dönecek mi? Ne diyorsunuz hocam? Bu ameliyatlar esnekliği azaltan ameliyatlar, ama endişeli olmayın, çünkü 32 derecelik bir eğrilik erişkinde ameliyat indikasyonu mümkün değildir. Ameliyat olmaz. Ama gerçekten 32 derece ise bu. Evet, tespit edilen derece çok önemli olduğundan bahsediyor Murat Bey. Doktor Bey, biz... Buyurun Semra Hanım. Şey olduğunu düşünüyoruz, o çok bilgisayarda oturduğu için olduğunu düşünüyoruz. Çok oturuyor, aşırı oturuyor. Çok ilişkisi yok aslında. Bilgisayar başında oturmanın veya oturma şeklinde ilişkisi yok. Ama spor yapsa da biraz daha iyi olabilir. Şimdi bu tür bilinen yanlış maalesef bilinen şeyler var Semra Hanım. O yüzden profesörümüz burada. Dilerseniz yayın sonuna kadar işiniz yoksa takip ederseniz sebepleri, tedavi yöntemleri, özellikle manyetik rot ve kaç derece olduğunu hepsinden bahsedecek. Hani çok da fazla aslında doktorlara danışmak lazım. Ortopedistlere, bilen uzmanına danışmak lazım. Dediği gibi Murat Bey zaten gerekli cevabı verdi. Tekrar ulaşmak isterseniz bilgilerini alabilirsiniz zaten. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bunu da yaptığınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hoşça kalın, geçmiş olsun aynı şekilde. Hocam, şimdi Semra Hanım'dan sonra canlı canlı şimdi sormak istiyorum size. Yani bilmediğimiz konu hakkında sadece Türk insanında mı böyle bir yargı var? Yani şimdi doğru değil. 32 derece dedi. Ve bilgisayar... Derece olarak bunlar, yüzdesi yok. Evet, yüzdesi yok. Derece olarak adlandırılıyor. Ve özellikle terminolojide öyle geçiyor. Tabii biz buradan şu sonucu çıkartıyorum ben. Skolyozun en başında, konunun başında skolyozun sebeplerinden bahsettik ya. Evet. Demek ki tam oturmamış. Tam sebepleri kalıtsal. Başka nelerdi? Skolyoz neden oluşuyordu hocam? Skolyozun en büyük olduğunu bahsettik. Sebebi evet. Bilinmiyor. Nöromusküler, konjenital ve idiopatik diye en majör 3 alt grubu var. Bunların hepsinde bir genetik suçlama var. Genetik olabileceğini düşünüyoruz. Nöromusküler olanlarda kas ya da iskelet ya da kas iskelet sisteminin ya da sinir sisteminin bir hastalığı buna sebep oluyor. İdiopatik olanlarda ise genetik bir suçlama var yine, fakat alttaki sebep kesinleştirilmiş değil. Evet. En sık olan tipi de budur. Evet. Yani genetik olanda ise doğuştan omurganın eksikliği ya da yarım oluşması söz konusu. Evet. Bir segmentte diyelim şunlardan biri böyle silindirik bir yapıda değil de üçgen şeklinde oluştuğunda ya da yarısı olmadığında ters tarafa doğru bükülüyor. Evet. Yine var, skolyoz oluşuyor. Peki Semra Hanım'ın 19 yaşındaki çocuğunda neden sonradan oluşmuştur? Aslında çok sonradan oluştuğunu sanmıyorum. Sonradan fark etmişler. Fark etmişlerdi. Ve 19 yaşındaki skolyoz aslında o sırada tanı konulduysa erişkin skolyoz. 15-16 yaşından erişkin. Sonra biz buna erişkin skolyoz diyoruz. Avantajı nedir? Erişkinlikte artık omurga büyümesi devam etmiyor. Zaten yetişmiş, gelişmiş artık. Çok güzel. O yüzden orada artmasını çok beklemeyiz. Düşük açıların, özellikle 30 derecelerin erişkin skolyozunun ilerlemesi çok çok beklenen bir durum değil. O zaman bir nevi diğer doğuştan olan küçük yaşta başına gelen mesela 7 yaşındaki bir skolyoz hastasıyla Semra Hanım'ın oğlu arasında daha farklı fark var. 7 yaşında, daha mı şanslıyacağız? Tabii. 7 yaşında 30 derecelik bir eğitlik geldiğinde biz endişeli oluruz. Bunun artma ihtimali yüksektir. Bunun için uyumu devam ettiği için. Evet. O yüzden farklı.
Aynen. Peki hocam, ben tabii sorularıma devam edeceğim. Atlamak istemiyorum aynı şekilde. Bu sebeplerden de bahsettikten sonra tabii manyetik rot dedik. Şimdi çok önemli. Yani ana konularımızdan bir tanesi sevgili izleyenler, ana başlıklarımız. Çünkü artık kesin tedavi var. Tamam, büyümesini engelleyebiliyoruz skolyozun, değil mi hocam? Aynı şekilde farklı tedavi yöntemleri de uyguluyoruz ama bu manyetik rotla skolyoz kesin tedavi ve tek bir ameliyatla yeterli olacak mı? Aslında yanlış anlaşılmasın bu. Tabii. Sadece uzatma ameliyatlarını ortadan kaldıran, hı hı, çocuğun büyümesinin devam etmesini, omurga büyümesinin devam etmesini sağlayan bir sistem. Evet. En son büyüme tamamlandıktan sonra son füzyon dediğimiz omurga birbirine kaynatan ameliyatı en son olan yapıyoruz. Evet. Ama her şey yerine giderse sadece iki ameliyat oluyor. Ama eğer bu yapılmazsa ya skolyoz ilerliyor ya da bunun yerine böyle manyetik rod ya da manyetik mıknatıslı motorlu rod denilebilir, hı hı, ya da büyüyen rodun manyetik olanı denilebilir. Evet. Manyetik olanın yerine normal uzayından rod koyduysak ameliyat sayısı 2'den 2 artı mesela 12 tane de uzatma ameliyatı yaptığını, evet, düşünün, 14'e çıkıyor. 2'den 14'e çıkıyor. Yani çok fark buradan oluşuyor. Onlarda açıp uzatıyorsunuz rodu. Tabii. Şuradaki bir krikodan açıyorsunuz. Mesit mekanik el aletleriyle uzatıp tekrar bir dolara sıkaraktan cildi, hı, kapatıyorsunuz. Anestezi oluyor. 12 tane ameliyat oluyor. Bunda ise cilt üzerinden cilde bunu dokunarak şöyle motorunun yerini buluyorsunuz. Oraya elektrik mıknatısını dışarıdan yaklaştırıp uzataraktan, hı, sistemi işlemi tamamlıyorsunuz. Evet. Bunun için ne bir anestezi ne de bir cerrahi gerekli. Yani, yani cerrahi müdahale olmaması, aradaki ameliyat olmaması, tabii ki aradaki o bütün komplikasyonları. Yani, cerrahi işlemi yerleştirirken yapıyorsunuz. Evet. Bir sonraki süreçte son ameliyat yaparken yapıyorsunuz. Yani ileride çıkarılıyor mu? İleride çıkarılır. Bitirme ameliyatını, dondurma ameliyatını, en son ameliyatı ileride yapıyoruz. Evet. Tekrar bir telefonumuz var. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba. İyi günler. Lütfen Edirne'den arıyorsunuz, evet. Safire Hanım. Buyurun. Murat Bey karşınıza. Eşim hakkında görüşmek üzere. Ankilozan spondilit hastası. Evet. Bununla ilgili görüşecektim doktor beyle. Ankilozan spondilit hastalarında skolyoz değil de daha çok kifoz dediğimiz öne doğru eğiklik olur. Evet. İlerleyici bir deformitedir. Yaş, evet, ilerlesi ilerler. Bazı hastalarda bu deformite öyle ileri boyutlarda olur ki karşıya bakamazlar. Yere bakmak durumunda kalırlar. Kaldırıp kapıyı karşıya, karşısındakini göremeyecek hale gelirler. Öyle bir durum olduğunda biz bunlara cerrahi bir düzeltme ameliyatı yapıyoruz. Ama bu bir skolyoz değil, kifoz ameliyattır. Farklı bir tablo. Evet, farklı bir hastalık olduğundan bahsetti Murat Bey. Başka sorunuz varsa yine skolyozla veya yeni tedavi yöntemiyle ilgili onu alalım. Evet, yani eşiniz... Ankilozan... Ameliyatı falan yok diye, ben sadece ilaçlarla tedavi oluyor ama eğilme devam ediyor. Şimdi 43 yaşında. Ben doktor bey bilgilerini almak istiyorum o zaman. Tabii ki yayından... Evet, tedavisi varmış. Buyurun Murat. Ankilozan spondilitle ilgili net bir yanlış bilgi de bu. Ankilozan spondilite bağlı gelişen kifozun tedavisi vardır. Düzeltilebilir. Hastalar dik karşıya bakan duruma gelebilirler. Bu yanlış bilgi, tedavisinin, evet, olmadığı. Evet. Yine tabii ki kimle yani tedavi için görüşüldü bilemiyoruz ama uzmanımız biliyorsunuz kendisi zaten Marmara Üniversitesi Fakültesi Anabilim dalında da hocalık yapıyor. Üniversite Hastanesi. Dolayısıyla doktor beye de danışabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çünkü yanlış teşhisler. Evet, lütfen telefonu kapatmadan yine iletişimlerini alabilirsiniz. Tamam Safiye Hanım. Peki. Size de iyi günler, çok teşekkürler. Şimdi bu tür tabii yanlış, çok sevdiğim bir şey söylemek istemiyorum Murat Hocam ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bazı hastalıkların tedavisi konusunda çok net bilgi sahibi olmayabiliyor. Hı. Yani başka branşlardaki doktorlarla. Ankilozan spondilitte omurgayı tersine kırma ameliyatları vardır bizim. Osteotomiler diyoruz. Hı. Onlar yapılır. Yani
Olabiliyor bu tablolar tabii. Yani şey değil. Bugünkü konumuzun dışında olduğu için evet Safiye Hanım ama yine Murat Bey'den rahatlıkla bilgilerini alabilirsiniz dediğimiz gibi. Biz devam edelim istiyorum. Peki bu ameliyatsız hani çubukla tedavi edilen ya da ameliyatsız yapılan bu manyetik rodda diğerlerinden, diğer tedavi yöntemlerinden nasıl bir farklılık var diyebiliriz? Cerrahi müdahale haricinde. Fark nedir? Bu avantaj olarak da sorabilirim hocam size. Bence en büyük avantajı biz gene grooming rod dediğimiz büyüyen rodları manyetik olmayanlarında yıllarca kullandık. Onlarda yaşadığımız en büyük problem aslında cildin hasarlanması veya bir enfeksiyon değildi. Daha çok psikolojik olarak çocuklar travmatize oluyorlardı. Düşünsenize çocuk 12 defa cildinde bir ameliyat gerektiren kesi, küçük bir şey de olsa artı uzatma. Her seferinde bunun için bir anestezi hazırlığı, ameliyathaneye giriş, birkaç gün hastanede yatış. Yani ciddi bir işlem bu. Ki anestezi de artık çocuk yaşta verilen, tamam mecbur hani kullanıyor anestezi uzmanları. Siz de tabii ki ameliyatlarda kullanıyorsunuz ama başka türlü de orayı uyuşturmak değil mi? Mümkün değil diye düşünüyorum. Bu şekilde yapılamaz. Yapılamaz. Bunun avantajı böyle bir psikolojik stresi yok. Çünkü bu işlemi yaparken uzatma işlemi sırasında çocuk soruyorum ben çocuklara. En fazla hissettikleri bir gerginlik bazen sırtın bir gerilme oluyor ya da çoğu gıdıklanma şeklini hissediyor. Birkaç dakika orada kalıyorlar ve işlem bitiyor. Yani en büyük problem bence psikolojikti. Ondan yani sonraki problemler ise ciddi bir yara problemi var. Tabii ki. Hatta, o zaman manyetik rodda sevgili Murat Hocam diğer tedavi yöntemlerinden çok farklı ilerlediğini söyleyebilir miyiz? Tabii. Bu mucize bir implant. Özellikle erken yaşta yüksek açılı skolyozu olan çocuklar için çok etkili. Olağanüstü bir tedavi yöntemi. O zaman lütfen bunun altını daha çok çizelim. Özellikle ekran başında yine bizleri izleyen izleyicilerimiz de lütfen dikkatle dinlesinler. Çünkü bu mucizevi bir uygulama olacak. Bununla ilgili hem yurt dışında değil mi hocam? Amerika'dan getirildi bildiğim kadarıyla. Bu ürün nereden? Dünyada da yeni bir uygulama. Dünyada da yeni bir uygulama. Yani yaklaşık 4-5 yıllık geçmişi var. Evet. Yani bununla ilgili çalışma grupları var. Dünyada değişik zamanlarda toplanıyoruz. Ama çok uzun bir geçmişi yok. Uzun bir geçmişi yok. Ama başarı oranı şu anda çok yüksek. Ama işte önemli olan bu zaten. Çünkü kaç tane vaka diyorsunuz siz ameliyatlara? Şu ana kadar benim yaptığım vaka sayısı 19 oldu. 19. Bunların iki tanesini son ameliyatına uzatmaları tamamladık. Ve en son ameliyatlarını da yapıp bitirdik. Manyetik rodda değil mi? Manyetik rodları çıkarıp artık son füzyon ameliyatını yaptık. Evet. Aralarında çok yüksek açılı olanlar, çok yüksek açılı olanları olup düzeltilmiş olanları var. Yani bazen kendimize bile baktığımızda yani çoğu vaka için olan işinizin parçası, hep bunlardan yapıyorum diye düşünürsünüz. Bazılarında gurur duyuyorsunuz kendinizde mesela, mutlu oluyorsunuz. O tip hastalarımız oldu. Evet. Yani seviyorum ben bunu gerçekten. Evet, zaten ekrandan da o şekilde yansıyor. Çünkü siz aslında hani yaşam kurtarmak çok doğru olmayacak ama bir nevi bir sonraki yaşamını veriyorsunuz o hastalara. Değil mi Sefa Hocam? Yani yaşam kalitesini arttırmış olduk. Kızınız var 2,5 yaşında. Allah muhafaza, tabii ki Allah korusun. Baştan, doğuştan da olabiliyor. Kalıtsal da dedi Murat Bey. Ama şimdi bir baba olarak düşünsenize. Evet. Devamlı bir ameliyattan o cerrahi müdahaleyle kesip atılıyor. Evet. Ama bu malzeme, bu manyetik rod diye adlandırıyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla. Bu da son teknolojiyle son artık mucizevi ürünle de artık kesin çözüm. Tek bir ameliyat değil mi? Tek bir ameliyat. Bir koyma ameliyatı. Koyma ameliyatı. Ara ara ameliyat olmayan kontrollerde poliklinik şartlarını uzatma, o cilt dışından ameliyatla değil, anestezi verilmeden sadece birkaç dakika yüzüstü yatıyor çocuk. Arkasından en son bu manyetik rodun çıkarılıp son skolyozun bitirilme ameliyatı. Evet. Bu sırada elde ettiğimiz şey de iki ameliyatta çocuğun skolyozunun ilerlemesinin engellenmesi, evet. çoğunlukla düzeltilmesi, en son ameliyatta da tam korreksiyon.
Tam düzeltme. Yani sonuçları zaten sonuçları, uygulamasından çok daha başarılı aslında, değil mi? Sonuçları başarılı, evet. Uygulaması da çok rahat. Mutluluk verici sonuçları var şu anda. Evet. Peki diğer yani tedavi yöntemleriyle karşılaştırdığınızda siz bir uzman olarak hangisini öneriyorsunuz? Skolyoz hastalarına özellikle. Şimdi, ameliyat gerektiren. Ya çocukluk yaş grubunda yapacak çok fazla her şey yok. Yaş grubu için yani artık siz daha iyi belirlersiniz onu. Çocukluk yaş grubu için bunun alternatifi açılıp kapanan büyüyen çubuklardır. Evet. Cilde açıp kapadığımız. Onlar da çok kullanmıyor artık kimse. Evet. Çünkü böyle bir alternatif varken hiç kimse çocuğuna bunu yaptırmaz. Tabii ki. Diğer alternatif de budur. Hı-hı. Başka bir şey yok. Erişkin omurga büyüklüğüne yaklaşmış, özellikle 10 yaşına, 11 yaşına ulaşmış çocuklarda ise son ameliyatı bitirip, yapıp bitirmek en doğrusudur. Başka bir alternatifimiz yok. Evet. Korse tedavisi yüksek açılı olmayan, kontrol edemediğimiz çocuklarda kullanıyoruz. Hı-hı. Ama kontrol edemediğimiz yüksek açısı olan küçük yaştaki çocuklarda alternatif sadece bu. Sadece bu. Bundan başka bir şey yapmaya çok düşünmüyorum. Evet, zaten yine mucizevi bir şey dedik, mucizevi bir uygulama dedik. Çok da ses getireceğini düşünüyorum yakın zamanda. Şu anda Türkiye'de oldukça popüler hale geldi. Evet. Benden başka uygulayıcılar da oluştu. Yani bu miktarda yapılabilir. Ama ilk zaten bu tedavi yöntemini siz uyguladınız. Profesör Doktor Murat Bezer olarak siz uyguladınız. Ben öyle biliyorum. Şöyle söyleyeyim, en fazla uygulayıcılardan biriyim, evet, yani. Muhtemelen vaka sayısı değil mi çok fazla? Sayı olarak ilk ben uyguladım bilmiyorum. Muhtemelen bilmiyordunuz, evet. Olabilir, bilmiyorum. Peki hocam, bu tedavi yöntemi manyetik rod diyebilir miyim? Doğru olur herhalde. Manyetik rod, manyetik büyüyen rod ya da manyetik büyüyen rod. Motorlu büyüyen rod bile denilebilir. Hı-hı. Ya da kapalı sistemle yapılan rod falan denilebilir. Ama en çok bilinen ismi manyetik büyüyen rod. Dezavantajları var mıdır? Şimdi hep avantajlarını konuştuk. Belki de dezavantajları da olabilir diye düşünüyorum. Şimdi, varsa onlardan da bahsedelim. Bu en büyük dezavantaj. Bize gelen başka yerde yapılmış hastalar oluyor. Evet. Bundan korunmuş hastalar oluyor. Hani bahsettim ya, omurganın bir bel çukuru ve sırt eğikliği var. Evet. Onu eğer iyi ayarlamazlarsa burada itme sistemi, manyetik rod dediğimiz şey, şuradan notalı uzakta, evet, şöyle itiliyor. Eğer buna düzgün kontrol verilmezse, bel çukuru ve sırt eğikliği verilmezse, sırtı ve beli dümdüz hale getiriyor. Sırtı ve beli dümdüz hale, yani esneme payı azalıyor. Eğikliğimiz olmuyor, şöyle sopa yutmuş gibi hale gelebiliyorsunuz. Bu da çok yaş fonksiyon olarak kaldırılabilir bir pozisyon değil. O yüzden en büyük dezavantajı bence budur. Yanlış, kötü uygulanmasından dolayı. Peki bu tür vakalar size geldiğinde bunun tedavisi, yani sizin yaptığınız sonuçlar vardır diye düşünüyorum. Yani, nasıl bir fark var? Bazen olacak? Sadece takip ediyoruz. Son ameliyata kadar gene ikinci bir ameliyat yapmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Bir iki tane vaka gördüm ya dışarıdan yapılmış gelen. Bazen de çıkarıp tekrardan düzeltiyoruz. Bir tane vakada da tekrardan düzelttik. Tabii etkilenmesi mümkün değil vücudun. Nasıl bir deformasyonlar oluşuyor? Yani düzelttikten sonra çok bir problem olmuyor tekrardan. Evet, ama tabii geldiği haliyle ve fark ettiğinde. Hoş değil tabii. Hoş değil. Yanlış uygulanan tedaviler de var değil mi? Yani yanlış teşhis olabilir mi acaba skolyoz hastalığında? Skolyoz aslında düşünüldüğünde kompleks bir cerrahi. En büyük kompleksliği de şeydir. Biz hareketli bir sürü omurun tedavisini yapıyoruz. Ve eğiklik bunların sadece bir bölgesinde. Evet. Eğer siz gerektiğinden fazla bölgenin eğikliğini tedavi etmeye kalkarsanız, gerektiğinden fazla bölgenin füzyonla birbirine kaynatmasını yaparsanız ekstradan sağlıklı bölgeleri kaybedersiniz. O yüzden diyelim ki şunun için eğiklik sadece şuradaysa buraya da inmeyeceksiniz. Sadece şuraya mı yapacaksınız? Bu yerin seçilmesi en büyük cerrahi zorluktur. Bunda hata olursa ekstra segment kaybedersiniz. Bu da ekstra hareket kaybı demektir hasta için. O yeri seçerken hangi verilerden faydalanıyorsunuz? Şimdi burada en önemli kriter tecrübe. MR kullanıyoruz ama en çok kullandığımız şey özel filmlerimiz vardır. Evet. Omurgayı
bir bütün olarak çektiğimiz, sağa sola eğilirken çektiğimiz ya da bazen traksiyon dediğimizde çektirerek çektiğimiz filmlerde bitiş ve başlangıç noktalarını tespit etmeye çalışıyoruz. Ama burada en önemli kriter deneyim tabii. Peki önceki hani bu manyetik rodun bu tekniğin kullanılmasında önceki tekniklerden farkı nedir? Hani tam olarak dilerseniz ondan bahsedelim. Aslında teknik olarak bunun yerleştirilmesi normal distraksiyon yaptığımız yani normal açık ameliyatla uzattığımız rodun yerleştirmesinden farklı değil. Farklı değil. Aynı şekilde yerleştiriyoruz. Alta omuriliğin. Omurgaya iki tane vida, üstte iki tane vida koyup cilt altından bunu uygun bir şekil verdikten sonra hiç buraları açmadan şuradaki delikten buradaki deliği uzatıp yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Teknik olarak aynı. Sadece bunun tekrarın açılmaması avantajı. İkinci bir ameliyatta şuralara insiyon yapılmamasıdır avantaj. Zaten teknik olarak aynı ama bir fark benim anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz cevapla. Diğer tekniklerle hani açılan, şimdi yanlış terminoloji kullanmak istemem. Hani birkaç kere açık yaralar oluşuyor dediniz çok fazla kesiklerin veya cerrahi müdahale olduğu için. O yüzden zaten psikolojik rahatsızlıklar da duyuyor. Özellikle genç yaşta, çocuk yaşta olan hastalar, skoliyoz hastaları ama bu manyetik rod tedavisiyle yapılan teknikte de herhalde diğerinden de daha az ameliyat sayısı gerçekleşiyor. Tabii. Diye düşünüyorum. Sadece daha az ağrı, belki kesik değil mi? Ağrı, enfeksiyon ihtimali, anestezi miktarı hepsi azalıyor tabii. Hocam şimdi süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Çok çabuk geçiyor o vakit ama birçok şeye değindiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Sizin son olarak skolyoz ekran başındaki hastaları, skolyozla yeni tanışan aileler veya hastalar varsa ne önerirsiniz? Yani skolyozla yeni tanışan hastaları önerimiz ilk olarak kendine skolyoz cerrahisi yapan bir uzman bulmaları. İkincisi bununla ilgili bazı hastalar ya da hasta yakınları çok büyük bir boş vermişlik içine girebiliyorlar. Onu asla yapmamaları ve sıkı bir takibe girmeleri. Takip sırasında da eğer korse uygulanıyorsa çocuklarına korseyi çok iyi uygulamalarını sağlamaları. Çok iyi takip etmeleri. Eğer bu tedavilerde başarısızlık varsa ve alternatif tedavi öneriliyorsa da o tedavileri önermeleri lazım. Peki. Çünkü bunu ihmal ettikleri zaman ortaya çıkan eğrilik mesela hep bahsediyoruz ya küçük yaşta yüksek açılı skolyoz. Hiçbir şey yapılmadı. Korse de yapılmadı, bu tedaviler de yapılmadı. Korkunç bir açıyla ergenlik bittiğinde karşımıza gelebilir. Ve o açıda tedavi mümkün olmayabilir. Mümkün olmayabilir. Yani evet. Akciğer kapasitesi hastanın ameliyatına izin vermeyebilir. Yani iç organlarda çok önemli tabii. Ya da ortada. Ameliyatı mümkün olsa bile 3-4 seanslık ön taraftan göğüs kafesinin veya batının açıldığı, tekrardan arkadan ikinci ameliyat yapıldığı, tekrardan öne dönüldüğü birkaç seanslık ameliyatlara ihtiyaç gösterebilir. Evet. Yani o hale getirmemeleri lazım. Bu da sadece ailenin elinde. Evet hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli konuya değindiğiniz için, doğru kişiden doğru bilgileri aldığımız için ben sizi tekrar zaten programı da ağırlayacağım. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ve biliyorum ki çok yoğun çalışıyorsunuz. Yine zaman da ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki. Yine Sefa Hocam, yine fenomenimiz Kırklar ailesinin iyi bir tiyatro sanatçısı. Çok fazla istediğim soruları maalesef zamansızlıktan dolayı süre yeterli kalmadı. Tekrar size de görmek istiyorum sizde. Çok teşekkür ederim. Yeni tiyatro oyununuza başarılar. Bol gişeli olsun. Sinema filminiz bol ratingde olsun dizileriniz ve aynı şekilde tabii ki tiyatronuz. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler yine sabah neşesinde farklı konu ve konuklarla özel yine bahsettiğimiz konuklarla neşe kattığımıza inanıyoruz. Öyleyse yarın tekrar aynı saatte ve cuma günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Lütfen sevgiyle kalın ve hoşça kalın.